Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı. İzmir'de sokak sokak kapı kapı geziyor Kasapoğlu'nun. Bir günde arkadaşlarımızla eşlik etti. Allah sizden razı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Efendim sepet uzattılar. Ne koyacaksınız sepete? Milli formamız. Biz de öpüyoruz seni teyzeciğim. İlk günden beri sahada sohbet ediyor, dert dinliyor. Ulaşmadığı tek bir seçmen bile yok. Yaklaşık 20 saatlik günlük programımız var. Hakikaten İzmir ilçeleriyle, mahalleleriyle, köyleriyle çok geniş bir alan. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti'de İzmir'den milletvekili olmaya talip oldu. Kasapoğlu bütün gün İzmir seçmeniyle yan yana. CHP'den başka bir parti oy vermedi. Ama bu saatten sonra sizinle. Halkımızla kucaklaşarak, konuşarak, dertleşerek dolu dolu bir seçim sürecini yürütüyoruz. Ve inşallah milletimizin o güçlü teveccühüyle zaferle taçlandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Buca Sevgi Yolu'nda esnafı ziyaret ediyor. Türkiye'yi bir yerlerden dizayn etmeye çalışanlara, Türkiye'yi bu anlamda kirli hesaplarına alet etmeye çalışanlara milli irade yeter diyecek. Söz milletin, karar milletin ve başlasın Türkiye yüzyılı hemen şimdi diyecek. Seçim çalışmalarına hız veren Bakan Kasapoğlu'na özellikle gençlerin ilgisi oldukça yoğun. Bak gazetecilik okuyor. Çok heyecanlandım. İlk röportaj mı? Evet, ilk röportajım. Genelde biz röportaj yapıyoruz ama insanlarla burada heyecanlandım açıkçası. Evet. Her zaman destekçinizdir bu arada. İzmir'de çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan tüm vaatleri seçmene tek tek anlatıyor. Her bir konu partimizin seçim beyannamesinde var. Gençlerin teknoloji erişiminden stajına, bu anlamdaki gençlerin uluslararası projelere katılımından uluslararası alandaki eğitimlerine kadar, lisans sonrası süreçlere kadar pek çok çabamız ve pek çok bu anlamda planımız, projemiz var. Bakan Kasapoğlu depremzede öğrencilere KYK yurtlarında kolaylık sağlanacağını da ilk kez ATV habere açıkladı. Yurtlara başvuran herkesi ne yaptık? Bu yıl yerleştirdik. %100 yerleştirme. Yeni süreçte depremzede kardeşlerimizi bu anlamda öncelikli hale getireceğiz.